Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 6 Ağustos Pazar. Yeni haftaya saatler kala gözler başkente çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi toplayacak. Yarın sıcak başlıklar var. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret mühim. Kabinenin de en önemli gündem maddelerinden biri bu. Tahıl koridoru ile ilgili atılacak adımlar da konuşulacak. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise ekonomi olacak. Öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Dünyanın gözü o kritik ziyarette. Erdoğan yoğun bir diplomasi yürüterek sorunun krize dönüşmesini engellemek için bir kez daha devreye girdi. Ankara-Moskova hattındaki görüşmeler Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye geleceğini açıklamasıyla sonuçlandı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Erdoğan Putin'le görüşmesinin perde arkasını kurmaylarıyla paylaşacak, ilgili bakanlar da yeni yol haritasına ilişkin önerilerini kabineye sunacak. Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de biz bunların naklini yapacağız. Kabinenin bir diğer sıcak başlığı ekonomi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Merkezi Yatırım Bankası JP Morgan'ın başkanlık ettiği 50 yatırımcının yer aldığı toplantıya katıldı. Şimşek o toplantıdan çıkan mesajları kabineyle paylaşacak. Dış yatırımcıyı Türkiye'ye çekme adımlarının ilk sonuçları değerlendirilecek. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bir başka başlık olacak. Herhalde George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz biz. Bundan hiç endişeniz olmasın. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme maratonu da kabinenin önemli başlıklarından biri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurların taleplerini kabineye iletecek. İkinci toplantı öncesi kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ve kabinenin değişmez gündem maddesi deprem bölgesi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki yeniden inşa sürecinde gelinen nokta ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapacak. Anahtar teslim projeleriyle yerinde dönüşüm adımlarındaki son durum değerlendirilecek.